Evet, Aslantepe ordusundayız. Malatya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri. Bundan önceki ilk yerleşim yeri Cafer Höyük. O Karakaya Barajı sularının altında kaldı. Burada UNESCO'nun kültür mirası listesinde yer alıyor. Şuradan da geçebiliriz. Ya. Tamam. Tamam. Acele etme. Tamam. Hadi görüşürüz. Şuraya bir yakından alabilir miyim? Şu şeyleri, işaretleri. Şu, alıp çıkın lütfen. Sultan Hanım mıydı? Ay evet. Geliyorum. Durun bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Şöyle bir saniye. Çekeceğiz. Ha, tamam. Öyle çekin. İşaretler ve bu renkler Arapgir'e bağlı Onar köyündeki tarihi mağaralarda da var. El oyması mağaralar. Teşekkür ederim. Yakın plan daha iyi oldu. Çok sağ olun.
filan bilmiş. Tabii karşıda da yine o renkli çizgi resimler var. Ama çıkan eserler Malatya Müzesi'nde çok acayip eserler var. Çok büyük bir müze değil. Teşekkür ederim. Ne sağ olun. Buradayım. Hocam, ne bilgiler alıyorum. Evet, geliyorum hemen şuradan. Malatya Müzesi'ndeymiş eserler, hiç söylemedim. Oraya da gideriz, ayağımızın altında zaten. Orayı, asıl zaten orayı görmek lazım. Sen... Bugünlerde müzede şey var, mühürler sergisi var. Çok iyi olur. Tematik sergiler oluyor. Şurada devam ediyor. Üzeri örtülmüş durumda. Yakında başlar. Yazın 2 ay kazı yapılıyor. İtalyan Profesör Marcello Hanım önderliğinde, kılavuzluğunda. Evet, buradan çıkan aslan heykelleri, Kral Tarhunza'nın dev heykeli Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor. Ama diğer eserler de Malatya Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Dünyanın ilk bilinen devlet sistemi simgeleyen Kerpiç Saray burada bulundu. Bir yönetim şekli var. Mühürler var. Alışverişi simgeleyen çanaklar, çömlekler, ölçüler, üretim, ekonomi, siyaset ve ruhani liderlere kurban verilen gençlerin olduğu belirlenmiş. Evet, din, ticaret ve siyaset üçü Malatya'nın 9000 yıllık tarihinde karşımızda. Kanalizasyon sistemi miydi? Direkt mi o da? Ha, direkt yerleri. Kapıların tabii kendi direkt.